Değerli arkadaşlarım, tek adam rejimi inşa edildiğinde Türkiye'nin bütün sorunlarını en kısa sürede çözeceğiz dediler. Ve söz verdiler. Meydan meydan gezdiler. Valileri gezdi, kaymakamları gezdi. Herkes gezmeye başladı. Erdoğan geldi, oturdu. Tek adam rejiminin bugün faturası hepimizin önünde duruyor. En küçüğümüzden en büyüğümüze kadar, işçisinden çiftçisine kadar, memurundan emeklisine kadar, sanayicisinden tüccarına kadar, esnafından serbest çalışanına kadar ve milyonlarca işsizin farkında olduğu bir gerçek var. Bu rejim bizi mahvetti. Ve bu rejim artık Türkiye Cumhuriyeti devleti için bir beka sorunudur. Bir daha ifade edeyim. Bu rejim, yani tek adam sistemi, artık Türkiye Cumhuriyeti devleti için bir beka sorunudur. Ve Türkiye buradan çıkmak zorundadır. Türk lirası, Türk lirası değer kaybettiğinde, dış ticaret açığımız azalacak ve fazla vereceğiz, cari fazla vereceğiz diyorlardı. 4 yıl içerisinde cari açık tam 4 kat arttı, 4 kat. Yani söylediklerinin tam tersi oldu. Ve böylece tek adam rejiminin bütün teorileri çökmüş durumda. O nedenle biz ayağa kaldıracağız. Güzel bir kar yağdı bugün Ankara'ya. Hepimiz çok mutluyuz. Karı özlemiştik zaten. Dolayısıyla çiftçimiz de bekliyordu. Toprağın beslenmesi lazım. Biraz daha karın yağmasını istiyoruz aslında. Hem tarlaların hem bereketin artması açısından, tarlaların suyla buluşması açısından son derece değerli. Yüksek dağlara da kar yağarsa, tepelere de kar yağarsa yeraltı suları da zenginleşmiş olacak. En büyük arzumuz bu zaten. Ama bir gerçeğe dikkatinizi çekmek isterim. Rusya-Ukrayna savaşından sonra doğal gaz fiyatları %80 düştü. %80 dünyada ucuzladı. Erdoğan hiç ses çıkarmıyordu. Ama sanıyordu ki Bay Kemal'in dünyadaki gelişmelerden haberi yok. Haberim var ve hemen söyledim. Kardeşim, doğalgaz fiyatları dünyada %80 düştü. Sen neden doğalgaz fiyatlarını düşürmüyorsun diye. Hemen harekete geçtiler. Sadece sanayiciler ve doğalgaz santralleri için doğalgaz fiyatını düşürdüler. Az düşürdüler ama. %13 ile %18 arasında düşürdüler. Dünyada %80 düşmüştü. Ama konutlarda yok, iş yerlerinde yok, oralarda düşürmediler. Bir şey daha, kışın en ağır geçtiği, yani kara kış diye tanımladığımız mevsimin en derinden hissedildiği Erzurum ve Kars gibi kentlerimiz var. Buralarda kış yaklaşık 6 ay sürer. Kardeşim, doğalgaz fiyatını neden düşürmüyorsun? Dünyada %80 düştü. Sen de %80 ucuz alıyorsun. O zaman neden milletin sırtına bunu yıkıyorsun? Bunu neden bu hale getiriyorsun? Ve devleti neden adaletle yönetmiyorsun diye soruyorum. Ve buradan bütün konut sahiplerine, iş yeri sahiplerine sesleniyorum. Vergi veriyorsunuz. Emlak vergisi dahil, KDV dahil bütün vergileri veriyorsunuz. Ama bir de dünyada %80 fiyatı düşen doğalgazı pahalı olarak size ödetiyorlar. Bu sizin fark etmediğiniz ama bizim fark ettiğimiz adaletsiz bir vergi. Bunun da çözümünü istiyoruz. Umuyoruz kısa süre içerisinde konutlarda, iş yerlerindeki doğalgaz fiyatını da düşürmüş olurlar. Bir şey daha söyleyeyim. Allah nasip eder, iktidar olduğumuzda göreceksiniz. 3,5 ay sonra. Hiçbir hanenin, hiçbir evin, fakir fukaranın evinin ne doğalgazı kesilecek, ne elektriği kesilecek, ne de suyu kesilecek. Bir daha ifade edeyim. Allah nasip eder, iktidar olduğumuzda
hiçbir hanenin, özellikle fakir hanelerin ne elektriği kesilecek, ne suyu kesilecek, ne doğalgazı kesilecek. Sosyal devlet onların yanında ve onların hizmetinde olacak. Anladığımız devlet budur. Asgari ücrete malum büyük zamlar yaptılar sözde. Bu zamın enflasyonla eriyeceğini hepimiz 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorduk. Ama bu kadar hızlı eriyeceğini hiç düşünmemiştim. Net asgari ücret 8506 lira 80 kuruş. 4 kişilik bir ailenin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür fiyatları toplanıyor ve bunun üzerinden asgari ücret belirleniyor. Asgari ücret alanların sayısı yaklaşık 5 milyon 400 bin kişi. Ve 5 milyon 400 bin kişi şu anda açlık sınırının altında maaş alıyor. Bir daha ifade edeyim. Verdikleri asgari ücret Türk İş'in belirlediği açlık sınırının altında kaldı. Gerçekten de alın terinin bu kadar ucuz olduğu, ucuzlatıldı. Ve insanların açlık sınırının altında maaş almaya mahkum edildiği bir tek adam rejimi var. Sarayda böyle bir şey yok. 4 yerden maaş alırsın. 5 yerden maaş alırsın. Bir elin sıcak suda, bir elin soğuk suda. Keyfin yerinde. Ama 5 milyon 400 bin asgari ücretlinin açlık sınırının altında maaş almalarına imkan sağladın. Daha doğrusu oraya mahkum ettin bunları. Bütün asgari ücretli kardeşlerime sesleniyorum. Benim görevim iktidar olduğumuzda hiçbir asgari ücretlinin açlık sınırının altında maaş almayacağı bir düzeni inşa etmektir.